basketini yemememiz lazım. Jan Veseli. Şimdi Brad Wanamaker. Hücum faul. Top kaybı. Jan Veseli'nin ikinci faulü oldu bu. Hareketli perdeleme. Veseli 1,5 dakika içinde Jelko Obradovic. Marko Gudurić. Perde geldi Ahmet Düverioğlu'ndan. Gudurić orta mesafe. Marko Gudurić kaçırdı. Ahmet. Rebound mücadelesinde faul Ahmet Düverioğlu'na. Ahmet ikiledi. Abi Dixon perde geldi. Fake. Dixon 3 sayılık atışı. Başarılı değil. Reboundu Jeff Taylor aldı. J.C. Carroll baskı. Kazandık topu. Dixon pası verdi. Brad Wanamaker fake. İki serbest atış. Sportmenlik dışı çıkabilir miydi acaba? Bu üçlüyle çıkmaz. Luka Doncic. Yani topa temas yok. Çok açık bir şekilde EuroLeague kuralları. Topa temas yoksa, topla oynama niyeti yoksa sportmenlik dışı diyor. Doncic burada topa dokunmuyor. J.C. Carroll dışarı çıkardı. Ekstra paslar. Trey Tompkins şimdi Luka Doncic'e. Doncic. Anthony Randolph'tan tekrar Doncic'e. Araya girdi Brad Wanamaker, topu çaldı. Wanamaker çok hızlı. Wanamaker potaya gitti. Yani bir tane çıkmadı ya. Faul verdi Boris Rizik. İzleyecek ama pozisyonu. Sportmenlik dışı faul var mı diye. Deminkini de izleseydi keşke. Şimdi bu çok fark edebilir ha. Tamamen kafaya bir darbe var. İşte nasıl yorumlayacak acaba? Topa da dokunuyor ya. Şimdi kafaya darbe olarak nitelendirirse sportmenlik dışı çıkması gerekiyor. Evet, kural öyle değil mi? Niyet ne olursa olsun kafaya darbe olduğu takdirde. Şimdi bu açıdan evet. Tekrar izliyorlar pozisyonu. Kararı merakla bekliyoruz. Normal faul olarak karar verdiler. Brad Wanamaker. Şimdi pozisyonun tekrarı ekrana gelince de işte salondaki uğultu. Burada kafaya temas var. Var canım. O kadar fark ediyor ki şimdi bu düdük. Brad Wanamaker. Top J.C. Carroll'da faul düdüğü. Yok. İspanyol basını burada o kadar güzel çalıştı ki La Monica'yla biz hiç maç kazanamadık diye. Halbuki şey maçın hakemi kimdi? Bu sene oynadıkları 6 maçta La Monica'nın yönettiği 6 maçta 4 mağlubiyet almıştı Real Madrid. 2 CSK maçını kazanmışlardı sadece. Tepkiler tribünlerden. J.C. Carroll. İlk atışı başarılı. Brad Wanamaker. Akın Okan Paso karşısında Bobby Dixon fake. Dixon 3 sayılık atış. Bobby Dixon 3 sayılık basket. 22.4 saniye farkı 3'e indirdik. Mola geldi Real Madrid'den. Son molasını yaktı Koç Pablo Laso. Yani takım pes etmiyor İsmail. Murat abi şu kadar kötü bir günde 22 saniye kala sadece 3 sayı gerideyiz. Kötü gün dediğin sadece bizim performansımız değil herhalde. Yani bizim çoğunlukla bizim performansımız. Ama son bölümde de konuşulacak çok konu var. Özellikle Brad Wanamaker'a yapılan sportmenlik dışı faulün çalınmaması ile ilgili. Yani bizim de o demin söylediğim şeyler falan da var. Yani ben yanlış anlaşılmasın ama o tekrarı izleyip yani kural NBA'ye benzemeye çalışıyorlar ya. Yani NBA'de nasıl kafaya darbe gelirse kesinlikle şey. İki açıdan da çok net gözüküyordu darbe. 81-78. Ne faul kaçırdı ne üçlük kaçırdı bugün. 3'te 3 üçlük, 4'te 4 faul. İlkini kaçırdı. Hadi bakalım. Fabian Kozul. Şu anda ekranda yani şu hakem üçlüsü şu son dakikalarda ekrana tekrar geldi, seyircinin tepkisi var ama dev ekranda gösteriliyor, tribünlerin büyük tepkisi var. 18.2 saniye yani 2'de 0 atmışken Fabian Kozul. Şimdi Slukas. 10 saniye. Slukas. Blok geldi Fabian Kozul'den. Real Madrid 2017-2018 Turkish Airlines EuroLeague şampiyonu oluyor. Fenerbahçe doğuş üst üste 3. kez finale çıktığı sezon. Şampiyonluğu Real Madrid'e kaybediyor.